Finansın Almanya tarafında yasaklanması üzerine konuşacağız ve genel olarak bir durum değerlendirmesi gerçekleştireceğiz diyebilirim. Binance üzerine biliyorsunuz çok fazla konuştuk. Hatta bundan 2022 yılındayken Binance'ın kapanmaya doğru gittiğiyle alakalı genel yol haritasını çizmiştik. Hatta bundan ortalama 2-3 ay önce falan Binance'ın Birleşik Krallık pazarlarından maalesef ki ayrılmak zorunda kalarak uzun vadede çok büyük bir sıkıntı içerisine girebileceğiyle alakalı konuşmuşken günler öncesinde de yine ne yazık ki Binance Birleşik Krallık tarafından ayrıldı. Binance şimdiye kadar Hollanda, Birleşik Krallık, Kanada devamında farklı farklı noktalar ya yani bir sürü artık unutuyorum ya Avusturya'dan, Kıbrıs'tan bir sürü yerden ayrıldı yani adamlar, tamam mı? Fransa falan, Belçika. Bir sürü yerden ayrıldılar. Tabii bunların en büyüğü Fransa ve özellikle Birleşik Krallık. Yine görece Hollanda diyebiliriz falan. Bekleyen bir de ABD tarafında tabii ABD'den ayrılıkları bekleniyor. Gelecek aylarda belki de bir iki yılı bile bulabilir bilmiyorum tam olarak ama sonuç bu olacaktır muhtemelen. An itibariyle Almanya biliyorsunuzdur yakın zamanda karşımıza çıktı ve çok güçlü hareketler yaptı adamlar. Yani öyle böyle değil. Gerçekten çok büyük hareketler yaptılar. Mesela Deutsche Bank tarafı Almanya'nın en büyük bankası çıkıp dedi ki biz Bitcoin ticareti yaptırmak istiyoruz. Yani bir borsa gibi hareket etmek istiyoruz dediler. Yine Almanya tarafındaki regülasyonlarla birlikte şu an Almanya Singapur'u geçerek görece resmi olmayan verilere göre Almanya şu an dünyanın en kripto dostu ülkesi olarak geçmektedir. Ve gerçekten de öyleler. Bu da tabii bizi sevindiren bir durum. Fakat Almanya bile Binance'ın talebini reddetti. Yani bu ne anlama geliyor? Binance'a onay vermiyor. Yani sonuç olarak şu çıkıyor. Kardeşim sen bizim ülkemizde ticaret yapamazsın. Sonuç bu. Yani artık Almanya tarafı da Binance'ı yasaklamış oldu. Ya ne desem bilmiyorum. Neyse devam edin. Almanya Bitcoin borsası Binance'ın talebini reddetti. Anahtar noktalar. BaFin, dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance'ın kripto saklama lisansı için yapmış olduğu başvuruyu reddetti. BaFin'in reddi Binance'ın ülkede reklam planlarını engelliyor. Ulusal yasa sadece lisanslı firmaların ülkede reklam yapmasına izin veriyor. SEC, dünyanın önde gelen kripto borsası Binance'a dava açtıktan sonra borsa Avrupa'nın birçok ülkesinde sorunlarla karşı karşıya kalmaktadır. Bu, bakın bu SEC'den kaynaklı bir şey değildir. Sürekli anlattığımız bir mesele var biliyorsunuz. Birbirlerini şöyle etkilerler. Bir tane ülke ya ETF'deki rekabetin tersini düşünün tamam mı? ETF'deki rekabet gibi. Şimdi ülkenin bir tanesi çıkıyor diyor ki ben sana dava açıyorum sen sağlam ayakkabı değilsin. Allah Allah. Bu sefer diğerleri diyor ki arkadaş bu ne? Bu adam bizim ülkemizde de var bir bakalım. Araştırınca bu sefer onlar da aynı sonuçlara varıyor ve yine Binance'a ne yapıyorlar? Sıkıntı yaratıyorlar. Diğer borsalarda araştırılıyor fakat diğer borsalara böyle bir sıkıntı gerçekleştirilmiyor. Dolayısıyla anlatmak istenen şey o ki burada gerçekten sıkıntı Binance'da. Konuya aşina kaynaklardan gelen bilgilere göre Almanya'nın finansal düzenleyicisi Binance borsasının lisans başvurusunu reddetti. Almanya Binance'a onay verilmedi. Bir rapora göre Almanya'nın finansal düzenleyicisi BaFin, dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance'ın kripto saklama lisansı için yapmış olduğu başvuruyu reddetti. Rapor, reddin Federal Finansal Denetleme Otoritesi tarafından alınan resmi bir kararın sonucu olup olmadığının veya süregelen görüşmelerde sözlü olarak ifade edilen bir niyetin sonucu olup olmadığının belirsiz olduğunu söyledi. BaFin'in reddi Binance'ın ülkede reklam planlarını engelliyor. Ulusal yasa sadece lisanslı firmaların ülkede reklam yapmasına izin veriyor. Arkadaşım sen bir tek reklama mı takıldın ya? Adamlar kripto para tutamayacak içeride. Tamam mı?
Tabii reklamdan şeyi de kastetmiş olabilir, hani kendisini kullanıma açmak anlamında. Sadece şey reklamı değil, böyle pano ya da bir yerlerde influencerların tanıtması falan. Bu arada şeye de geçerli. Mesela Fransa en son dedi ki, böyle farklı tanıtımlar oluyor işte, kripto içerik üreticileri falan şey yapıyorlar. Bazı tanıtımlar, reklamlar yapıyorlar. Buna kısıtlama geldi. Çok şükür Fransa'da, inşallah bizde de gelir de böyle şeylerle karşılaşmayız. Adamlar diyor ki, arkadaşım sen sadece reklam yapacaksan bizden lisans alanları reklamını yapabilirsin. O kadar. Başka bir şey yapamazsın. Binance Avrupa'da sorunlar yaşıyor. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, dünyanın önde gelen kripto borsası Binance'a dava açtıktan sonra borsa Avrupa'nın birçok ülkesinde sorunlarla karşı karşıya kalmaktadır. Almanya Binance'ın lisans başvurusunu reddetti. Binance Avusturya'da düzenleyici kripto onayı için başvurusunu geri çekti. Ayrıca Birleşik Krallık ve Kıbrıs düzenleyici kurumlarına olan kaydını da bıraktı diyor. Doğru, yaşandı bunlar. Hollanda'da kaydolamadığı için oradan çıkmayı tercih etti. Belçika'da borsanın ülkedeki faaliyetlerini durdurmasını emretti. Fransız yetkililer borsayı ağırlaştırılmış para aklama, kara para aklama suçlamalarıyla soruşturuyor. Binance yakın zamanda Avrupa'daki bankacılık ortağı Paysafe Payment Solutions'ı, bununla gün içinde bununla alakalı özel olarak konuşacağız, küresel bir ödeme hizmeti sağlayıcısını kaybetti. Paysafe 25 Eylül'den itibaren Avrupa ekonomik alanında Binance'a olan hizmetlerini durduracak. Borsa şimdi yeni bir Avrupa ortağı arıyor. Banka transferi aracılığıyla Euro cinsinden mevduat ve para çekme hizmet sağlayıcısını değiştirecektir. Binance Avrupa pazarına odaklandığını ve MiCA düzenlemelerine uyumlu hale gelmeyi hedeflediğini açıkladı. Yeni düzenleme, kripto firmalarının bu pazarlardan birinde düzenleyici onay kazanarak tek Avrupa pazarında faaliyet göstermelerine izin verecektir. Araştırma firması Kaiko'nun verilerine göre Binance'ın spot alım satım pazar payı Haziran 2023'te neredeyse bir yıllık düşüğe ulaştı. Binance'ın pazar payı Haziran ayında %55,9 seviyesindeydi. Bu rakam son 2 aydakiyle neredeyse aynıydı. Ancak bu ay hafif bir düşüşle Ağustos 2022'de %53,7 olduğu için en düşük noktaya ulaştı. Diffelhammer'a göre Binance halen müşteri tokenlarının en büyük sahibi olarak rezervlerinde 60 milyar dolarlık bir tutara sahip diyor. Doğru, fakat maalesef işler kötüye gitmeyi sürdürüyor. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.